Anneniz eğer siz doğduğunuz anda ateşiniz bir akşam yükseldiği zaman arkadaşlar, eğer o gece kalkmasaydı Allah muhafaza menenjit, başka bir rahatsızlık, başka bir hastalık ve bugün engelli olabilirdiniz. Eğer öyle değilseniz hemen çıktıktan sonra annenizi arayın. Deyin ki ey anne, ey dayı, sen beni bugüne kadar getirdin, ben senin hizmetkarınım. Sen öl desen ölürüm. Öl bile denmez anneler. Bugün anneler günü, onun için annemizin kıymeti çok önemli. Demin saygıdeğer müdürüne konuştuk, çok kıymetli meslektaşımız, gözümüzün nuru hocamızla da konuştuk. Arkadaşlar, biz aslında her bir gün doğduğumuzda yine Rabbimize çok şükür etmemiz lazım. Çünkü başımızı yastığa koyduğumuzda kalkışın garantisi yok. Yani ölüm bir nevi uyku kardeş biliyorsunuz değil mi? Onun için biz hep onu diyoruz. Gençlik, gençliğimiz madem gözünü dünya açtıysa arkadaşlar, böyle geceli gündüzlü bu saatleri en iyi şekilde değerlendirmeli. İşte bizler de burada şu anda bulmamız en büyük sebebi bu. Zamanın kıymetini bilmemiz lazım arkadaşlar. Zaman bu dünyada bizler için verilmiş olan imandan ve sağlıktan sonra en büyük kıymetli değer, hediyedir. Zaman. Onun için arkadaşlar günde 24 saat bizlere tabiri caizse altın kıymetinde, biz bu altınları nasıl sarf ediyoruz? Nasıl harcıyoruz? Özellikle sizlerden istirhamımız şu. Sağlıklı bireyler olarak 24 saat demin, bunun 4 saatini uykuyla geçiriyoruz. Doğru mu? 5 saate doğru giderseniz sıkıntı artar demektir. 6 saat, 7 saat, 8 saat, 9 saat, 10 saat yatan kişi hastadır. Derhal tedavi olması lazım. Çünkü arkadaşlar bizi yaratan kalbimizi o şekilde yaratmış ki, biliyorsunuz hiçbir organda aynı anda kasılma ve gevşeme yok. Sistol ve astol. Burada hocalarımız anlatırlar değil mi? Nasıl olur? Değil mi? Şimdi bu bir kasılma bir gevşeme. Kasılma gevşeme olduğunda orada sinüatriyel düğümler, antriventriküler düğümler var. Orada ne yapılır? Sürekli ışınlama vardır. Eğer bir an durduğu andan itibaren siz toprak altındasınız. Şu anda üstüne bastığınız çimenler yarın öbür gün üstünüze yeşerecek. Eğer o anda dursa. Ama biz ne yapıyoruz? Farkında olmadan bu kalbimiz sürekli, bakın hamdolsun, mükemmel bir makine gibi çalışıyor. Düzensiz uykuya sahip olan, uzun süre yatan insanlarla arkadaşlar, yaş ilerledikçe günümüzün en büyük hastalığı olan başta kalp krizi olmak üzere, dengesiz beslemeyle bağlantılı olarak bütün hastalıklar peşi sıra bizleri bırakmaz. Onun için arkadaşlar en önemli bizim yapacağımız iş uykuyu düzenlemek. 4 saat veya 5 saat. Fıtri uyku. Bizi yaratan öyle diyor. Peki hocam, nerede biliyorsunuz bunun böyle olduğunu? Cevap. Bakın ne yapıyoruz? İslam olarak, Müslüman olarak bizlerin sabah namazımız var. Sabah namazı uykuda geçiren var mı? Sabah namazı uyku halinde kılınmaz. Kalkmamız gerekiyor. Bakın fıtratımızın gereği dörtte, eğer bugünler için beşte kalkan bir insan artık ne demektir? Kalbin ritminin çalışma performansını bazal metabolizmada uyku halinde normal metabolik faaliyetler için hareketlendiriyoruz. Sonra yatsı namazına kadar bir süre var arkadaşlar. Ondan sonra 1-2 saatte yine dinlenme, istirahat. 4 saat, 5 saat bizim için yeterli. 8 saat yatan insan arkadaşlar 3 saat yatmış demektir. Matematiği çok iyi biliyorsunuz hepiniz. Mod var değil mi? Matematikte mod 4 veya 5 olduğunda 6 saat yatan kişi 1 saat yatmıştır. Onun için uykusuz olur. Birinci üzerine duracağımız şey arkadaşlar, en büyük kıymetli değer olan uykuyu bir defa azaltıyoruz, uyanık kalıyoruz. 20 saat bize kalsa dünyada neler yapmayız? Ama uyuyan insan ne yapıyor arkadaşlar? O ölüm şeyde bir farkı yok. O zaman burada sizlere vermiş olduğumuz en önemli birinci mesaj, annemiz, annemizin kıymetini biliyoruz hemen. Kendisini arıyoruz çıkınca, şimdi aramayın. Bir de ikincisi, zamanın ayarlamasını yapıyoruz. Arkadaşlar
Bakın talebe en iyi meslektir. Öğrencisiniz şu anda. Bütün her şeyi en iyi şekilde öğretmenlerimizden, çok kıymetli öğretmenlerimiz buradalar. Onlardan talep ediyorsunuz, öğreniyorsunuz. Onların bildikleri, tecrübe, bilgi, deneyim ne varsa şu anda sizlere aktarıyorlar ve öğrencilik en güzel meslektir. Ne yaparsınız? O zamanı en iyi değerlendirmeniz lazım. Geldiğiniz zaman öğrenciler olarak arkadaşlar, öğretmenlerimizin tabiri caizse ağzına çıkacak her bir kelimeyi böyle özümleyerek, süzümleyerek böyle kalbimize, ruhumuza, aklımıza yazmamız lazım. Şimdi bazı bilgiler var, kuma yazılır. Bir dalga geldiği zaman arkadaşlar sildi götürdü. Değil mi? Ondan hiçbir eser kalmaz. Sonraki imtihanlarda, sonraki çalışmalarda siz bir faydasını göremezsiniz. İkinci yazılış arkadaşlar asıl hard diske. Yani bizim şu anda bazı kaynaklara göre mercimek kadar, bazılarına göre nohut kadar olan bizim hard diskimiz var arkadaşlar. Dünyanın en mükemmel bilgisayarı. Virüs kapmaz. Dünyada bütün şeyler var arkadaşlar. Kayıt yapıyoruz, sürekli kayıt, görsel kayıt var, ses var. Değil mi? Duyu var, tatlar var, hepsi var. Bütün bunlarla birlikte o mükemmel kayıt devam ediyor. Ve o devam ettikçe arkadaşlar işte biz hayatın tecrübesini kazanıyoruz. Dil öğrenme, değil mi? Bizim için çok önemli. Sizler gibi gençler arkadaşlar en az 4 dili rahat öğrenebilmeniz lazım. Uykuyu dörde indirdik ya, ne yapacağız? Dil öğreneceğiz. Hepimiz çok güzel o şirin Türkçemizi biliyoruz. Birçoğumuz o güzel Türkçemizi de biliyoruz. Arapçayı da Kur'an-ı Kerim'i okuyarak öğreniyoruz. Okulumuzda İngilizce veriliyor. Rusça, Farsça, Almanca öğrenebiliriz. Ama arkadaşlar hedefi olan gençlik bunu yapar. Uykuyla dünyevi boş işlerle uğraşan öğrenciler bunlarla vakit ayıramaz. Lisan bilen, kendisini tanıtan adam dünyanın neresine giderse gitsin iş bulur. Futbolcularımız var biliyorsunuz. Bu bir yetenektir. Çok iyi bir futbolcu, iyi olur Türkiye'de belli bir yere geliyor. Arkadaşlar ayıptır söylemesi. Bu arkadaşım meşhur olduktan sonra dili öğrenir. Ama sizin imkanınız var şu anda. İngilizceyi böyle şakır şakır konuşmanız lazım şu anda. Takır takır konuşmanız lazım. Çünkü müsabakalara gidiyorsunuz değil mi? Ya da güzel sanatlardaysanız uluslararası etkinliklere gideceksiniz. Eğer siz kendinizi orada ifade edemezseniz arkadaşlar bakın çok büyük bir eksiklik olur. Şu anda imkanınız var. Şu anda lisan öğrenmek için, kitap okumak için o saatlerimizi değerlendiriyoruz. Bir arkadaşlar, ben de sizler gibi işte lise sıralarındayken biz sürekli uykumuzu ayarladıktan sonra kitap okuyorduk. Yatılda, pansiyonda okuduk. Pansiyon öğrencisinin hayatı disiplinidir. Siz de hayatınızı disipline etmeniz lazım. Çünkü arkadaşlar ne olursa olsun sizi iyiye davet eden, sizi güzelliğe davet eden, sizi iyi yere götürenlerle hareket etmeniz lazım. Sizi birileri ateşe atıyorsa, birileri sizi bu hayatınıza son verdirmeye çalışıyorsa, bu sigara olabilir, alkol, uyuşturucu olabilir, bu kötü alışkanlıklar olabilir, bu medya bağımlılığı olabilir. Değil mi? İnternet de o şu anda büyük bir bağımlılık. Bunlarda ne yapmamız lazım arkadaşlar? O tip çevremizde uzak durmamız lazım. Özellikle bizim yeni gençliğimizin, ümit var olabileceğimizin gençliğin aklının başında olması lazım. Aklı her daim arkadaşlar yeni projelere, yeni faaliyetlere çalışması lazım. Proje üretmemiz lazım. Proje mantığımız olması lazım. Nedir proje mantığı arkadaşlar? Sizlere burada çok kıymetli hocalarımız onu anlatıyorlar. Çünkü bir insanın hayatını disiplinize edebilmesi için öncelikle arkadaşlar proje mantığını kapması lazım. Yani bir işi yaptığınızda bir, bunun başlığı nedir? Yani yarın bunun manşeti atıldığında başlık ne atılacak? İki, amaç ne? Hedef, kullanılan materyaller ve bütçe, zaman ve en önemlisi sonuç. Ne ürettik? Boş yere küre çekme olmaz arkadaşlar. Eğer boş yere küre çekiyorsanız, bakın kusura bakmayın, bu hayat çok hızlı geçiyor. İnanın bir bakacaksınız, lise 1'deydiniz, şimdi lise 3'e geldiniz, lise 2'ye geldiniz. Yani ne kadar hızlı geçtiğini siz de bile farkına varamıyorsunuz. Bir de bakmışsınız ki anne olmuşsunuz, baba olmuşsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki arkadaşlar, saçlar ağırmış, şekli ada göründü gibi. Ondan sonra
dünyayla ilgili hedeflerimiz, emellerimiz daha çok olmasına rağmen ya bir baktık 45-46'sına gelmişiz. Onun için arkadaşlar zaman hızla gidiyor. Hızla ilerliyor ama biz bu zamana ayak uyduracağız arkadaşlar. Zamanımızın değerlendirmesini sabah kalktık, sabah en erken saatlerimiz yani sabah 4 ile 8 arası en verimli saatler. O saatlerde uykuda olmamamız lazım. O saatte uyan var mı? Evet, açık sözlü olanlar var. Tebrik ediyoruz onları. 4 ile 8 arası, sabah 4-8 arası uyanlar. Arkadaşlar onu kaldırıyoruz. 4-8 arası ayaktayız. Ne yapacağız? O saatte çok önemli etütleri gerçekleştiriyoruz. Yani okuma yapacaksak, yazma yapacaksak ve bir şeyler çizip bir şeyler öğreneceksek en iyi saatler sabah 4 ve sabah 8 arası. Ondan sonra 8'de mi derslerimiz başlıyor hocam? Evet. Dersler, bakın ne güzel. Hemen geldiniz 8'de sonra hard disk açık. Her şeyi alır. Şimdi bir öğrenci düşünün. 8'e çeyrek kala, 8'e 20 kala uykulu uykulu geldi. O çok kıymetli öğretmenimizin anlattığı şeyler buradan girer, buradan çıkar. Değil mi? Going out. Halen uykudadır. Halen uykuda. Ama biz ne yapacağız? Sabah 4'te kalkan bir defa arkadaşlar yollanmış olur. Köylerde eskiden insanlar uzun ömürlü olurdu. Neden? Erken kalkıp bir şey erken başladığından dolayı arkadaşlar. Sizler de o erken kalkanlardan olacaksınız. Çok uyanlar daha çok uyuyacaklar. Onların uyku şey bitmez. Ama sizlerde arkadaşlar zaman ayarlamamızı yaptık. Anne baba kıymetli bildik. Çok kıymetli öğretmenlerin de değerli bilmeniz lazım. Çünkü hakikaten hayatımıza yön verenler onlardır. Öğretmenlerimiz bizler için çok çok kıymetli. Ve tesadüfen hiçbirimiz şu anda burada ne müdürümüzün ne kıymetli hocalarımızın tesadüfen huzuruma gelmiş öğrenciler değilsiniz. Ve yazılmış bir şekilde ve siz burada en verimli bir şekilde çıkmanız lazım bu okullardan. Daha iyi kademelerde, daha iyi yerlerde, daha güzel alanlarda bulmamız için arkadaşlar. Şimdi bizim belediyeler olarak, genel yönetimler olarak arkadaşlar sürekli diyoruz ki biz öğrencilerimizin hayat kalitesini nasıl yükseltiriz? Hayat kalitesi. Bakın arkadaşlar her şeyin bir kalitesi vardır. Kalitenin sağlığın başına tutun. Diyelim ki bir insan sigara içiyor. Akciğerlerimizin kapladığı alan her birini açtığımızda alkoller ne yapar? Bunun gibi en az 4-5 tane salondur. Sigara içenler o alkolleri bir bir kapatır. Yeteri kadar oksijen gelmeyince başta beyin ve diğer bütün organlar 100 trilyon hücreniz var. Bu 100 trilyon hücreye arkadaşlar yeteri kadar oksijen gidemediğinden dolayı ne oldu? Kalite düştü. Hemen öksürükler, hemen diğer rahatsızlıklar peşi sıra bir bir başlıyor. Bizler şuna inanıyoruz arkadaşlar. Bizlerin özellikle gençliğin ayakta kalabilmesi, gençliğin sürünmemesi için bir defa şeker dediğimiz, tuz dediğimiz, yağ dediğimiz, un dediğimiz bu dört beyazdan aşırı bir şekilde kendini kurtarması lazım. Eğer kurtarmadınız mı arkadaşlar, hayat bundan sonra sürünmeye başlıyor. Tuz düşünün, bir tuz. Bizim en büyük hastalığımız değil mi? Daha yemek masaya gelmeden adam tuzu istiyor. Ulan kardeş belki içinde iki ton tuz vardır. Çatalı kaşığı daldırmadan tuzu daldırıyoruz. Bu büyük bir hastalıktır. Bir defa masamızdan hocam pansiyonda varsa tuzu kaldırıyoruz. Şekeri de kaldırıyoruz. Arkadaşlar gözler, ayaklar ve damarlar ondan sonra bu yollar tıkanmaması için. Çünkü belediyeci olarak bizler biliyoruz. Bir yerlere tozlar, bir yerlere bundan götürdüğü zaman arkadaşlar bunu temizlemek zor. Kolay değil. Onun için ciddi bir şekilde arkadaşlar sporla, ciddi bir şekilde hareketle kendi hayat kalitemizi artırmamız lazım. Uykuyu azaltan kaliteyi en üst düzeye getirmiş demektir. 8 saat yatan hayat kalitesi arkadaşlar en alt derecelerdir. Bazıları diyor ki hocam ben 10 saat yatıyorum. Cumartesi, pazar sen bir beni gör. Bakın ben kaç saat yatıyorum. Arkadaşlar yatmanın vücuda sizlere hiçbir faydası yok. Ne yapıyor? Kalp, böbrekler, göz, beyin bunların çalışmalarını azaltıyor arkadaşlar. Zaten çok uyuyacağız, merak etmeyin.
Toprak altına girdiğimizde inan hiç kimse sizi uyandırmayacak. Hiç kimse sizi rahatsız etmeyecek. Değil mi? Bir şair diyor, dost bildiklerim beni hemen yıkayıp kefenlediler. Hemen sırtlayıp kabre koydular. Sanki vebalıymışım gibi üstüme hızlı hızlı 10 saniyede toprakla örttüler. Sırtını bürüp çekip gittiler. Kimle kalıyoruz? Kendi başına. Kendi amelimizle, değil mi? Arkadaşlar, bizleri tek kurtaracak bizim bu dünyada yapmış olduğumuz amellerimizdir. İyi hareketlerimizdir, istediklerimizdir. Onun için herkes madem toprak altında bizi bırakıp geçecek, bizlerden uzak duracak, biz kendi başımıza durabilmemiz lazım. Ve bizler hakikaten bu cennet memleketimizin huzuru, güveni, emniyeti için bu değeri bilmemiz lazım. Bakın Suriye'de, Mısır'da, Irak'ta olanlar, Allah muhafaza, bakın ne yaptı, onları kavrumağa edildi. Ve her birisi bir yere şimdi kaçıyor. Ve yine onlara kucaklaşan Türkiye. 3 milyona yakın Suriyeli burada. Görüyorsunuz yollarda. Sizin yaşlarınızda aslında onların okulları vardı, evleri vardı, yurtları, barkları vardı. Ama şimdi o kardeşlerimiz maalesef o cennet memleketlerini bırakıp kaçmak zorunda kaldılar. Ben özellikle arkadaşlar bir de hayatın kıymeti kadar devletin ve milletin birlik beraberliğimizin kıymetini bilmemiz lazım. Eğer biz bunu yapamazsak, eğer biz bunu bir şekilde bizlerin elleriyle, çevremizdekilerin elleriyle arkadaşlar Allah muhafaza bunu kaybedersek, inanın bakın şu anda İngiltere'de, şu anda İtalya'da, Fransa'da, Amerika'da bu tip oyunlar 100 yıl önce, 150 yıl önce bunlar bitti. Şimdi maalesef coğrafyamızda bunlar oynuyorlar. Ama biz uyanık olmamız lazım ve biz şunu dememiz lazım. Türkiye cennet bir memleketidir. Bu cennet memleketi hepimiz istediğimiz yere gelebiliyoruz. Ve bunun için de en bildiğinde arkadaşlar bu birlik beraberliği huzuru oluşturmamız lazım. Bakın yerel yönetimler olarak, belediyeler olarak bütün hizmetleri yönetirken bir defa bu açıda bakmamız lazım. Eğer en ufak bir sıkıntı meydana gelirse mahallelerimizde temizlik yapamayız. Sokaklarımızda bir görüş mücadele yapamayız. İşte şu anda kültürel sosyal faaliyetleri gelip burada gerçekleştiremeyiz. Onun için memleketimizdeki o huzurun, o güvenin devam etmesi için hepimiz elimize geleni yapmamız lazım. Bakın Allah muhafaza bu şekilde Suriye'deki gibi iş karışıklığı meydana gelirse gidebileceğim hiçbir yer yok. Yani başınıza bakın, gidecek hiçbir yer yok. Depremde gittik, birilerimiz her bir tarafa gittik, dağıldık. Ama Türkiye'nin her bir tarafına gittiğimizde inanın kendi öz abimiz, öz amcamız, öz kardeşimiz birbirimizi karşıladılar ve bizlere gelip burada destek oldular. Ve bizim Türkiye'de hamdolsun bir problemimiz yok. İçimize sünni olarak bu atılan nifak tohumlarla inşallah bir an önce biter. Çünkü hakikaten burası cennet memleket. Yer altı ve üstü güzellikleriyle, zenginlikleriyle dünyanın hiçbir yerinde yok. Bakın bizim bitki çeşitliliğimize bakarsanız sadece Türkiye'de 14 binden fazla tür var, bitki türü. Avrupa kıtasına bakın, bütün Avrupa'ya. Yani İngiltere'sine, Almanya'sına, bütün Avrupa kıtasına bakın arkadaşlar. Toplam 11 bin bitki var. Hayvan çeşitliliği hakeza. Yeraltı ve yeryüzü zenginliklere baksanız burası bir cennet. İnşallah her birimizin eliyle arkadaşlar bu cennet memleketi daha da güzel bir yere getireceğiz. Ve en güzelliği hep birlikte yaşayacağız arkadaşlar. Şimdi belediye olarak, Tuşla Belediyesi olarak arkadaşlar, biz bir de neler yapıyoruz gençlikle ilgili onu konuşalım. Bir, doğumdan ölüme kadar belediyecilik devam eder. Ne yapıyoruz? Yeni bir çocuk dünyaya geldiğinde aile kadın müdürümüz hoş geldin bebek, hoş geldin melek projesiyle tespit ettiğimiz aileleri ziyaret ediyoruz. Onlara hem hediyemizi takdim ediyoruz hem de bu işin en önemlisi arkadaşlar halk sağlığımızla birlikte onlara çocuk gelişimi noktasında, çocuğun ve annenin gelişimi noktasında o hem hamilelik dönemi hem dönem sonrası çocuk doğduktan sonra ilk 2 yıl, 3 yıl yapılacakları bir bir anlatıyoruz. Neden anlatıyoruz? Engellilik oranı azalsın. Anneler biraz daha duyarlı olsun. Çünkü arkadaşlar eskiden büyük evlerimizde hem annemiz vardı, hem babamız, hem ninemiz, babaannemiz,
babaanne, anneanne, büyük bir aile durumdaysınız. Ben tekrar bugün burada çok kıymetli müdürlerimiz ve Kültür Sosyal İşler Müdürümüzle birlikte kıymetli öğretmenlerimiz ve sevgili öğrenciler, bizler hem özellikle hem annelerimizin bu güzel günü tebrik ediyor, hem mübarek üç aylarınızı tebrik ediyor, hem de Ramazan'ınızı şimdiden dolu dolu geçireceğiniz, hayırla, bereketle geçeceğiniz Ramazan'ınızı şimdiden tebrik ediyor. Akabinde de Ramazan bayramınızı tebrik ediyoruz. Ve en önemlisi gireceğiniz bütün imtihanlarda muvaffakiyetler, zihin açıklığı diliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler.